Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aydanur'un doğum günü. Şu gide Aydanur bugün doğum gününü unutmuş gibi yapıyoruz. Bize tripli. Biraz önce dedi ki markete gideceğim, puding alacağım dedi. Puding yapacakmış. Biz de hiç bozuntuya vermiyoruz. Ne yapacağım pudingi falan dedim. Yok dedi, puding yapacağım. Şimdi markete gidiyor. Ha, 101'e gidiyor bakın. Unutmuş gibi yapıyorum. Ben saat 3'te işe gideceğim arkadaşlar. Gelirken de pasta alıp onu şaşırtacağım. Hiç hatırlamamış gibi yapıp ona sürpriz yapacağız. Arkadaşlar, Aydanur'un canı puding çekmiş. Biraz önce markete gitti. Sütünü, pudingini aldı. Bize puding yapacak. Ben birazdan işe gideceğim. Ben gelinceye kadar da pudinglerimiz soğumuş olur. Soğuk soğuk yeriz artık. Aydanur, bize tarif etsene nasıl yaptığını. 2 kuş yapısı bardağı süt. Sonra bunun üstüne dökeceğiz. Sonra bu pudingi dökeceğim. Sonra... Valla Aysun'a senden iyi tarif ediyor Aydanur. Sonra karıştıracağız. Şunu. İstersen Aysun'a çağırayım mı yapsın? Çağır. Aysun'a. Yok, şaka yapma. Gelmez o şimdi. Şimdi mi dökeyim? Evet, şimdi dök. Valla bayağı acemisin Aydanur. Gerçekten Aysun'a senden usta. Aslında o paketin arkasında nasıl yapıldığı yazıyor. Hadi başarılar diliyorum sana. Başarırsın inşallah bu işi. İnşallah. Hazırlandım, Ahmet'i bekliyorum. Arkadaşlar, benim araba Ahmet'te demiştim ya, bu benim yolcum. Havaalanına bırakacağım onları. Ahmet beni gelip alacak. Ben onu durağa bırakacağım. Oradan yolcuya gideceğim. Yolcuyu havaalanına bırakacağım. Tekrar durağa geleceğim. Ahmet beni eve bırakacak. Arabayı alıp gidecek. Biraz karmaşık bir serüven. Ama şimdi onu bekliyorum dedim. Yaklaşınca ara, ineyim aşağıya. Hazırlandım. Onun aramasını bekliyorum. Gidince o meseleyi de halledeceğim, size söylemiştim ya. O meseleyi de halledeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak içerisindeyim. Şöyle Aydanur için pastalara bakıyoruz. Modeller arasında kararsızım, hangisi olsun bilemedim. Ahmet abisi çilekli de olabilir dedi. Çilekli aslında Aysuman'ın da tarzı. Çilekliler daha çok Aysuman'ın tarzı ama Aydanur biraz daha farklı seviyor. Şöyle karamelliler de var. Bakıyoruz bakalım hangisini tercih edeceğiz, bilmiyorum. Bu pastayı aldım arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum ki duymasınlar sesimi. İnşallah kapıyı hemen açar. Hadi artık. İyi ki doğdun Aydanur. Mutlu yıllar sana. Teşekkürler. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Ela gözlüm. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi geçtim mutfağa arkadaşlar. Aysima'ya sütünü yaptık. Onu güzellik uykusuna yatırdık. Dedim uyu, doğum gününe uyan. Biraz nazlı uyudu ama gündüz uyumadığı zaman da akşam çok huysuz oluyor. Gündüz uyumak iyi geliyor ona. Ben de hemen tavuğu küçük küçük doğrayacağım. Biraz önce Ahmet'le de konuştum. Buket'in işi varmış. Yenge biz gelemeyeceğiz dedi. Tamam o zaman dedim. Misafir iptal oldu yani arkadaşlar. Biz bize kutlayacağız doğum gününü. Ayhan erken gelir büyük ihtimalle. Biraz önce onunla da konuştum. O gelince kutlarız artık. Biz yemeğimizi yeriz. Pasta içinde. Onu bekleriz. Yani salata falan yapmayacağım. Çünkü çocuklar sadece birer dilim pasta yiyorlar. Başka hiçbir şey yemiyorlar. Onun için ekstra bir hazırlık yapmayacağım. Belki mısır patlatırım yanına. İsterlerse onu da soracağım. Şöyle küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Tantuni gibi olsun diye. Bu arada göğsün içinde kemikler var. Onları seçiyorum.
küçük küçük doğrayıp yağda soteleyeceğim. Baharatını ekleyeceğim. Aysima uyanınca yeriz biz de. Çünkü kahvaltıyı geç yaptık. Hiç acıkmadım şu an. Hiç açlığım yok. Kızların da öyledir. Hazır olsun Aysima uyanınca. Akşam yemeğimizi yeriz. Ayhan bekleriz. Bu arada ikindi de okundu. İkindiye ettik arkadaşlar. Ocağı aldım arkadaşlar. Şöyle çok az bir yağ ekleyeceğim. Kısık ateşte tavuk etleri önce suyunu bırakıp sonra tekrar çekinceye kadar soteleyeceğim. Şimdi kapağını kapatacağım ki suyunu bıraksın. Güzel pişsin. Daha sonra baharatını ekleyeceğim. Tantunimiz hazır olacak. Arkadaşlar ocağı kapatıp biraz uzanmıştım. Resmen uyumuşum. Uyuyakalmışım. Uzandığım yerde biraz önce uyandım. Aysima hala uyuyor ama kızlar acıkmışlar. Şöyle hemen soğan salatası yaptım. Soğanı ince ince kıydım. Biraz da maydanoz, tuz ve sumak serptim. Birazcık limon. Biraz da yağ gezdireceğim. Karıştıracağım güzelce. Şöyle soğan salatamız da hazır. Biraz soğanları yıkadım bu arada arkadaşlar. Doğradık sonra. Ben yıkamadan kullanamıyorum. Şöyle hemen bir de yanına salata yaptım. Mis gibi. Ay ayran. Şu an salata yapıyorum zaten. Ayran yaptım. Biz yiyeceğiz. Aysima zaten soğansız yediği için ona ayırmayacağım soğan salatasından. O da uyanınca onunkini yaparız. Şöyle önce soğanını bir gezdiriyorum. Vallahi mis gibi koktu. Sumak kokusu efsane. Hemen o sotelediğimiz etten de gezdiriyorum. Sıkı sıkı da saracağım. Ve tantunimiz hazır. Şöyle 4 eşit parçaya böleceğim. Hepimize eşit olsun diye. Şimdi bunu da sıkı sıkı saracağım. Diğerlerini de hazırlayıp hemen kızları çağıracağım. Ne oldu? Top geçirelim. Oyuncaklarımız attı. Ama tekrar dizebilirsin bence. Ağlamana gerek yok. Çıkarırız. Nereye kaçtıysa ben çıkarırım şimdi sana. Bakın kimler geldi arkadaşlar. Dayısı Aydanur'a sürpriz yapmış. Annemi de almışlar. Aydanur'a doğum günü sürprizi yaptılar. Nereye kaçtı yalnız Aysima? Yine sorunlu. Nereye kaçtı oyuncağın? Küstün mü sen Burhan'a? Ama küsersen o da evlerine gider bir daha gelmez. Oynamaz seninle. Abilere küsülmez. Küsülmez abilere. Sen oyuncaklarını göstersene abine. Hadi. Biraz sonra oynar tamam. Tamam mı? He? Efendim? Neden? O da seninle oynamaz bir daha o zaman. O da gider başkalarıyla oynar. Sen de arkadaşsız kalırsın. Kim var? Anne, kim var senin arkadaşın bir sürü? Anne, hani Durağa gelen. Kim durağa geldi? Ha, Doğukangil. Doğukangil. Ama şu an Doğukangil. Tamam, Hirasu da var, Doğukangil var ama şu an Burhan var, onlar yok. Burhan da sana kırılır. Kırılır Burhan da sana. Bir daha da seninle oynamaz. Köye gidince o da seninle oynamaz.
Sen onlara gidince o da sana oyuncaklarını vermez. Sen de onunla oynamaz ama Burhan. Burhan bir de okula gidiyor. Onun bir dünya arkadaşı oldu artık. Onlarla oynar. Senin arkadaşın da yok. Anne, dedi. Hani Doğukan da okula gidiyor. Hirasu da okula gidiyor. Sen de kal böyle tek başına. Ben tek başıma kalmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Ben kendi başıma kalmak istiyorum. Zaten. Sana trip yapıyor Burhan. Neyse. Trip mirip yapmıyorsun mu? Hadi kalk sarılın barışın. Güzel güzel oynayın. Aydan'ın sürpriz masasını hazırlıyoruz artık arkadaşlar. Birazdan çağıracağız herkese. Şöyle bardaklarımızı falan hazırlayalım. Valla anneannesi geleceği sürpriz olunca böyle hazırlıksız yakalandık biz aslında. Kendi aramızda kutlayacağız diye ben hiçbir şey hazırlamamıştım. Biraz hazırlıksız yakalandık. Artık kısmetimizde ne varsa. Ayhan'a, Ahmet'e ve bana da Türk kahvesi yaptım. Yalnız dolduramıyorum. O araya bezveyi sığdıramadım. Şurada dolduracağım. Ahmet'le ben sade içiyoruz. Ayhan şekerli olduğu için ayrı ayrı pişirdim. Yalnız bu arada size Aydanur'un doğum günü çiçeklerini göstermek istiyorum. Annemin bahçeden. Buraya da çok yakıştı. Şimdi kahvelerimizi alıp içeri geçeceğim. Burhan satıcılığa başladı. Aysel'i duydun mu? Duymadım. Bana da sürpriz yapın doğum günümde gelin diyor. Benim konseptim diyor dışarıda olsun. Tamam. Biraz önce annemleri yolladık arkadaşlar. Kızlar mutfağı toparlıyorlar. Ben de şöyle balkona çıktım ama artık akşamları baya baya serin oluyor. Öyle az falan değil. Baya serin oluyor. Böyle temiz havadan bir kapanış yapayım istedim. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun. Umarım keyifle, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.